Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün size güzel mi güzel kır çiçekleri lif modeliyle geldim. Tasarımı tamamen bana ait olan bir lifimiz arkadaşlar. Öyle bir güzel zamandayız ki çiçeklerin cıvıl cıvıl olduğu, çiçeklerin açtığı, bahçelerin şenlendiği, artık hani öyle bir güzel şeydeyiz ki mevsimdeyiz ki. Tam artık hani havalar ısınmaya başladı, artık sıcaklar vuracak ama o kırlar o kadar güzel ki ben de düşündüm bir kır çiçeği yapayım dedim. Size kır çiçeği modeliyle geldim sevgili arkadaşlar. Ee, altı dilimden oluşuyor arkadaşlar çiçek tabanlı. Ee, beş dilimini ben yaptım. Altıncı dilimini birlikte yapacağız inşallah. Modelimiz e, gördüğünüz gibi dilimler halinde çiçeklerimizi buralara kondurduk. E, altıncı dilimi de aynı şekilde yapacağım birlikte yapacağız inşallah ama öncelikle diyorum ki sizlere benim bir teşekkür borcum var e, kanalıma olan ilgilerinizden dolayı videolarıma olan ilginiz ilginizden dolayı sizlere çok ama çok teşekkür ederim gerçekten Allah hepinizden razı olsun ee, inşallah e, faydalı olabiliyorumdur İnşallah anlatımlarımda sizlere güzel bir dille güzel e, bir ifadeyle anlatabiliyorumdur hatalarım kusurlarım olursa affola diyorum ee, sizleri annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz diyerek karşılıyorum sevgili arkadaşlar. Evet e, bu lifimizin sonunda yorum ve beğenilerinizi de Tabii ki yine bekliyorum. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle inşallah bu lifimizi tamamlayacağız hep birlikte. Ee, aktif olalım, abone olalım, zilimizi açalım ki bundan sonraki modellerimizde yine hep birlikte olalım arkadaşlar. Evet bize lazım olan e, gere e, gereçleri söyleyelim. İşte kanalımızı e, şey yaptık sizlere söyledik. Anlattık sizleri kanalımıza buyur ettik. Şimdi sıra gelsin modelimizi anlatmaya. Evet, kullandığım ipler arkadaşlar bize lazım olacak olan gereçler. Evet, e, ipimde arkadaşlar kristal ip kullandım. Kristalin 100 gramlık ipi. Dilediğiniz lif ipi kullanabilirsiniz. Ben ip almadım. Evdeki iplerimi değerlendiriyorum. Henüz önceden aldığım ipleri değerlendiriyorum. Kristalin ipleri kullandığım için iplerim yarım olarak duruyor. E, 6 numaralı bir tığ kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Tabi siz dilediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Elinize alışkın olduğunuz bir tığı kullanabilirsiniz. Hemen olmazsa olmasımız bir de makasımız lazım. Hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Hemen örneğimize başlayalım. Evet kır çiçekleri lif modelimize başlayalım. Gelin çeyizlerine. Damat bohçalarına, gelin bohçalarına konabilecek mükemmel bir lif örneği arkadaşlar. Hemen dört tane zincirimizi çekelim arkadaşlar. Bir sıkıştırma zincirini ben yaptım. Bir tane çektim. ikinci, İkinci, üçüncü ve dördüncü. Dört tane zincir çektim ve ilk zincirimin içerisine başlıyorum. Gene besmeleyi unuttum. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim öncelikle. Her işimizin başı besmeledir arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim demeden hiçbir işimize başlamayalım Evet iki tane zincir çektim başını doladım 4 zincir çektiğimin tam ortasına battım ve buraya bir üçlü dolgu yapıyorum 2 3 üç. bakın üçlü bir dolgu yaptım ve topluyorum bu çiçek tabanlarımızın aslında başlangıç noktaları hep aynı daha önceki modellerimizde de anlatmıştım Evet bir tane zincirimi çektim. Tekrar tepesine batıyorum. Burada bir badem oluşturacağım. Evet. Tepeye battım. Dibine tekrar batıyorum. 3 kere dolduruyorum. Ve ikisini birden topluyorum. Bir sıkıştırma zincir çekip geriye dönüyorum arkadaşlar. Bakın bademimiz oluştu. Şu giriş noktamız oluştu. Şimdi tekrar hemen ip ilmeğimizi uzatıyoruz. Tığımızın başını dolayıp 3 defa dolduruyoruz. 1 2 3 Topluyorum. İpinizin kalınlığına göre doldurun sevgili arkadaşlar. Siz çok böyle hani zayıf düşüyorsa 4 doldurun. Normal düşüyorsa 3 doldurun. Evet tekrar bakın tepeye bir daha batacağım. 1 2 3 tekrar dibine 1 2 3 ip sarmayı unutmuşum Evet tekrar dibine battık hemen tığın başında olalım şu köşeye tam köşeye bakın 1 2 3 Bakın topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri. Şimdi burada bunu yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Badem yapmıştık. Tepede bir tane fıstığımız vardı. Şimdi bizim bir tane fıstığımız var. Ne yapmamız gerekiyor? Burada bir arttırma yapıyoruz dipte. Tığımın başını doladım. Tekrar fıstığımızın tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar dibine batıyorum. Burayı sadece iki kere. Bir tepeye bir de hemen yanına batıyoruz, batıyoruz bu arttırmada. Şimdi bakın arkadaşlar tabanda badem yaptık. Bir tane fıstığımız vardı. Yukarıda üst bölümünde burada kenarda bir arttırma yaptığımız için iki tane fıstığımız oldu arttırmamızdan dolayı. Kenarda bir üçlü toplama yaptık. Ee, daha sonra bu kenarda da bir ikili toplama yaptığımız için artışımız oldu. Tekrar başa dönüyoruz. Hemen ilmeğimi uzattım. 1 2 3 doldurdum. Üçünü birden topluyorum. Tekrar tepeye 1 2 3 Tekrar dibine 1 2 3 Bakın iki tane var. Şimdi tekrar başını dolayıp tam şu ortaya üçlü toplama yapacağız sevgili arkadaşlar. Yıldız işlemi. Bakın 3 tane tığımda toplanmış ilmeklerim var. Hepsini bir topladım. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Şimdi tekrar yine üçlü toplama yapacağız. 1, 2, 3. Üç doldurdum. Başını doladım. Tekrar aynı dibine battım. 3 doldurdum. Başını doladım. En son fıstığımın tepesine batıyorum. Bakın 3 tane fıstığım var e, tığımda. 3'ünü birden topluyorum. Şimdi burada yine arttırmamı yapıyorum. Bakın 1 ve 2 Aşağıda bir fıstık olmuştu. Bir üstünde bakın tepeler 1, 2. Şimdi 1, 2 oldu. Bir arttıracağız. 3 tane fıstığımız olacak arttırmalarımızı nasıl yapıyorduk bu kenarda 3 kere dolduralım dibine dolduralım burayı ikili toplayarak hemen dibine bataraktan bir arttırma işlemi yapıyoruz hepsini bir topluyoruz bir sıkıştırma zinciri ile geri dönüyoruz şimdi tekrar ilmeğimizi uzatıyoruz bakın 1 2 3 3 fıstığımız oldu şimdi e, modelimize geçiş yapacağız Burada 1 2 3 3 fıstığımı topladım. Hepsini bir topluyorum. Tekrar fıstığımın tepesine batıyorum. Tekrar dibine batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Üçünü birden topluyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir tane fıstığım var. Hemen ne yapıyorum? Bu yeşil bu çiçeğimizin yapraklarını yapıyoruz. Sadece yeşili burada kullanıyoruz. Bir tane sıkıştırma zinciri yapıyorum bakın. Evet. Bu ipimizi, beyaz ipimizi arada yürüteceğiz arkadaşlar. Yeşilimizi uzattım <laughs> pardon. Bir 2 3 Bakın 3 kere doldurdum. Tekrar başını doladım. Hemen dibine bir daha battım. Bakın. Şimdi tekrar hemen onun yanındakine batıyorum. Bakın 3 kere doldurdum topluyorum. şimdi bir tane yeşil yapıyorum bakın bir tane yeşil yapıyorum hemen beyaz ipime geçiyorum 1 2 3 doldurdum bakın tekrar başını doluyorum hemen e, en son fıstığımın tepesine bu arada arkadaşlar hemen şunu da göstereyim. Bir tane beyaz doladıktan sonra yaptıktan sonra hemen artık yeşil iple işimiz bittiği için şu şekilde bakın. Şu ortaya batıyorum. Burada başını dolayıp bakın. Şu ortaya batıyorum. Burada bir iki zincir çekerekten bakın. Bir iki. iki zincir çeker, çektim. Ve burada keseceğim. Yeşilimi burada kesiyorum. Yani devam ettirmemize gerek yok arkadaşlar yeşilimizi. Evet bu şekilde arkadaşlarım bakın. Tekrar başını doluyorum. Bakın. Hemen ne yapıyorduk? Köşedeki fıstığımızın tepesine 1 2 3 Tekrar hepsini birlikte topluyorum. Bir tane sıkıştırma zinciri. Şu kopardığımızı buradan çekelim. Araya sonra e, şey yapacağız. Saklayacağız. Evet yine burada bir tane üçlü fıstık yapacağız. Pardon, ikili fıstık yapacağız, arttırma yapacağız. Bir tepeye bir kenara. Evet, sıkıştırma zincirimi yaptım, geri döndüm bakın. Bakın yaprağımızı hazır ettik. Yaprağımız oldu. Şimdi sevgili arkadaşlarım, tekrar Bir. 2 3 topluyorum. Tekrar 1 2 3 tepesine 3 tane yaptım. Dibine batıyorum. Bakın üç tane yaptım. Dibine battım. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Pembe kır çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar. Bakın bu şekildeyken hemen e, pembe ipimi takıyorum. Bakın. Bir tane zincirle şey taktım. Hemen bakın. iki tane ilmeğim bu şekilde. Hemen şuraya pembemden 2 3 kere doldurdum bakın. Hemen hepsini birlikte şimdi topladım. Tekrar 1 2 3 doldurdum bakın. Tekrar pembenin dibine bir daha batıyorum. 1 2 3 Bakın. Tekrar pembe ipimi arada yürütüyorum. Şimdi beyaz yapacağım arkadaşlar. Sarı yapacağım pardon kirli sarı. Beyaza alışmış dilim hep beyaz yapıyorum ya. Evet bakın arkadaşlar çiçeğimizin bir tanesini yaptık. Ortaya da bir tane beyazımızı koyduk. Şimdi bakın Bir, 2 3 2 3 kere doldurdum sarımı topladım. Tekrar aynı yere dibine bir daha batıyorum. Bakın. Şimdi tekrar beyazımı arada yürütüp pembe ipimi alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde. Hepsini bir topluyorum bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar tepeye dibine ve şimdi tekrar beyazımı geri alıyorum arkadaşlar. Dibine en sondaki fıstığın tepesine batıyorum. hepsini bir topladım. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Ne yapıyorum? Burada hemen yine bir arttırma yapıyorum. Dibine batıyorum. Pembeyi dilerseniz burada da bırakabilirsiniz, yürütebilirsiniz de arkadaşlar. Böyle götürdüğünüz zaman hemen şu şekilde kenardan alıyorsunuz. Tekrar beyazınıza geri dönüş yapıp aradan yürütmeye devam ediyorsunuz. Şurada bırakabilirsiniz. Burada bıraktıkları zaman bazen arkadaşlarımız çapraz denk gelip e, pembe beyazın üstüne gelebiliyor, kötü bir görüntü olabiliyor arkadaşlar. Hemen yine bir tane sarımızı yapıyorum. topladım hepsini tekrar tepesine 1 2 3 hemen dibine hemen e, bakın hemen buraya e, yapıyoruz Evet bakın iki tane ilmeğimde tekrar dibine batıyorum bakın üçünü bir topluyorum bir sıkıştırma zinciri tekrar bakın bir tane tepeye yine beyaz yapıyorum tekrar dibine yapıyorum Bakın bu şekilde iki tane. Gördüğünüz gibi şimdi pembemi alıyorum. Beyazımı aradan yürüteceğim. Bakın başını doladım. Hemen pembemin dibine battım. Üç kere doldurdum. Topluyorum. Bakın. Şimdi tekrar tepeye dibine Hemen onun yanındakine hepsini bir topladım. Bak, Yine pembe e, tepeye battım. Dibine Bakın. Şimdi yine beyaz sarımı aldım elime. bu şekilde hepsini bir topluyorum çiçeğimiz oluştu sevgili arkadaşlar bakın şimdi pembemizin de işi bitti arkadaşlar pembemizi hemen burada koparıyorum bakın yine iki zincir çektim makasımız yanımızda olsun tekrar hemen şurayı şöyle yapıyoruz burada bir hmm, pembemiz araya sıkıştı şöyle yaparız arkadaşlar olur hemen yine tepeye battım bakın dibine batıyorum pembeyi şöyle arada yedirebiliriz arkadaşlar dibine batıyorum en son fıstığımın tepesine batıyorum. Tekrar arttırma bölümündeyim. Tepeye battım. Bir de dibine battım. İkisini bir topluyorum. Hemen şurada görünen iplerimizi de içine çekelim arkadaşlar sakladık. Evet, geriye dönüyoruz tekrar arkadaşlar. Evet, e, arttırmamızı burada yaptık. Geriye dönüyoruz. Artık bu sıranın üstünü hepsini e, sarı olaraktan yapacağız. 1 2 3 doldurdum tekrar tepesine Evet bakın burada bir tane fıstığımı yaptım çiçeğimiz hazır arkadaşlar çiçeğimiz hazır arkasından önünden kır çiçeğimiz hazır oldu sevgili arkadaşlar Evet, bu sıranın üstünü hepsini sarı yapacağız arkadaşlar. Tekrar tepeye battım. İlmeği kısa tuttum arkadaşlar. İlmeğimiz hep aynı ayar olsun arkadaşlar. Tekrar dibine. Hemen yanındakine. Bakın bu şekilde hepsini bir topluyoruz. Tepeye dipine hemen yanındakine Bakın arkadaşlar. Tekrar tepeye dibine. Hemen yanındakine. Hepsini bir topluyoruz. Evet, bu şekilde bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Evet. Bakın tamamladım arkadaşlar. Kır çiçeğimizi. Arkası da aynı şekilde. Önü de aynı şekilde. Şimdi tekrar buraya arkadaşlar yine şu çizgimizi, şu çizgimizi nasıl oluşturduk? Şu çizgimizi onu size göstereceğim. Şimdi oradayız. Ee, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arttırma oldu. Yani hem modelimizi yaptık hem arttırmalarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane arttırma oldu. 8 tane arttırmamız olduktan sonra şu üst bölümünü yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi yine burada hemen geri dönüyorum. Bir tane sarımı yapıyorum. Topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri ve pembeme geçiyorum. Şimdi burada dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Sonra tepeye battım. Şimdi bir tane bakın bir tane tepesine batıyorum 3 defa doldurdum bırakıyorum tekrar beyazıma geçiyorum bakın 1 2 3 1 2 3 bakın bir tane pembe var başta dibinde ve yanında iki tane sarım var hepsini bir topluyorum bir sıkıştırma zinciri şimdi tekrar pembe melim alıyorum tepeye bu tepeye pembe mi yapıyorum 1 2 3 bakın 3 tane doldurdum tekrar beyazıma geçiyorum dibine hemen yanına ve hepsini bir topluyorum. Bir sıkıştırma zinciri. Bakın. Tekrar. Yani bu tepeye tepedekiler pembe olacak. Bakın bu tepedekiler pembe. 1 2 3. Bakın bu tepedeki pembe bırakıyorum. İpim altı alıyorum şu şekilde. Tekrar başını sarıyla doluyorum. Dibine ve yanına hemen yan yanına bu şekilde bakın bu şekilde topluyorum. Bakın arkadaşlar. Bu çizgimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane daha yapayım. Hemen beyazı önümde bakın. Tekrar pembeme geçtim. Tepeye 1 2 3 doldurdum bakın tekrar pembemi önüme alıyorum bakın sarımı aldım dibine batıyorum 1 2 3 hemen yanına 1 2 3 ve bakın şu şekilde üçünü bir topluyorum bu şekilde arkadaşlar yapacağız sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız Evet bakın 2 4 6 7 tane oldu. Sıra sonuna geldim. Bir tane daha pembemiz olması gerekiyor yani. Biz biz arttırmamızı yapacağız. Son arttırmamızı yapacağız arkadaşlar. 8 tane fıstık olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığımız olacak. Son arttırmamızı da yapalım. Bundan sonraki sıramızda kesmesini göstereceğim. 1 2 3 Bakın doldurdum. Hemen beyazımı yapıyorum. Başını doladım tığımın. 1 2 3. 3 fıstığımı yaptım, topladım. Pembemi ne yapıyorum burada? Hemen 2 zincir çekip 1, 2 zincir çekip kesiyorum. Çünkü pembeyle şimdilik işimiz bitti. Evet arkadaşlar, bakın 1-2-3-4-5-6-7-8 Tam e, kesim bölümüne geldik. 8 tane fıstık oluncaya kadar bu şekilde arttırdık. Geldik ve şimdi artık hemen e, şu bölgeyi yapacağız. Kesimlerini nasıl 4'e e düşüreceğiz kese kese. 1-2-3-4 bakın kese kese 4'e düşüreceğiz. O bölümü göstereceğim. Şimdi sizlerle ilk kesimimizi yapalım arkadaşlar. ilmeğimi uzattım hemen dibine battım 1 2 3 bakın üç tane doldurdum ne yapıyordum ee, normalde hepsini bir topluyordum değil mi toplamıyorum tekrar başında oluyorum bu dibe battım ya hemen yanına batıyorum kesim yaptığımız zaman bu şekilde yapıyoruz bakın iki tane ikisini bir şimdi bu şekilde toplayacağım Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bir tane kesimimizi yaptık. Bundan sonraki sıralarımız yine üçlü fıstık arkadaşlar. Yine üçlü toplama yapıyoruz. Bakın bu şekilde üçlü toplama yapıyoruz. Sadece bu başta kesimde dönüşlerimizde kesim yapıyoruz. Girişte ve dönüşlerde. Bakın üçünü bir topluyorum. Bu sıramızı bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Başta kesimimizi bu şekilde yapalım. Bakın bu ıı, başta kesim yapmıştık ya. Bu son en son bölümde üçlü bir şekilde toplama topluyoruz arkadaşlar. Bu arayı yaptıktan sonra yani bu başta kesimimizi yapmıştık. Bu en sonda üçlü bir şekilde topluyoruz. Bir sıkıştırma zinciri. Burada normalde arttırma yapıyorduk ki ya, artık arttırma yapmıyoruz. Geri dönüyoruz. Ve buradaki yaptığımız kesimin aynısını geri döndükten sonra şimdi burada yapacağız. Bakın bizim e, pembelerimiz 8 taneydi. 2, 4, 6, 8 taneydi. Burada kesim yaptığımız için 2, 4, 6, 7 fıstığımız oldu. Şimdi yine kesim yapacağız. E, 6 fıstığımız kalacak. 4 fıstığımız kalıncaya kadar arkadaşlar bu şekilde bu başlarda kesim yapacağız. Bakın ikisini birlikte topluyorum. Burada bir köşeye battım, sonra hemen yanına battım. İkisini bir topluyorum. Tekrar artık bundan sonraki sıraları yine sadece bu başta kesim yapıyoruz bu şekilde. Bundan sonraki sıralarımız yine üçlü bir şekilde toplayarak sıra sonuna geliyoruz. Bakın üçlü bir şekilde topluyoruz. Sıra sonuna bu şekilde geliyoruz. Bakın arkadaşlar. 4 tane kalıncaya kadar bu şekilde kenardaki kesimlerimizle arkadaşlar yapalım. Yani şu şekilde bakın 1, 2, 3, 4 fıstığımız kalıncaya kadar giderken buradan dönüş yaptığımız zaman hemen ikinci sıramızın önünden bu şekilde dört tane kalıncaya kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın tamamladım. 1, 2, 3, 4, Dört tane kalıncaya kadar yaptık. Bakın 1 2 3 4. Şimdi ipimizi burada keseceğiz. Şu pembe birleştirmelerle motifimizi birleştireceğiz. 6. dilimimizde yapmış olduk arkadaşlar. Hemen ipimiz uzun kestik biraz. Havalar çok sıcak sevgili arkadaşlar. Artık havalar da ısındı. Gerçekten şu anda nasıl terliyorum anlatamam size. Çok sıcak havalar Antalya'da. Evet sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi motifimizi hazırladık. Her yönden bakın. Çok güzel oldu. Kır bahçesi. Kır çiçekleri kır bahçesi diyorum. Bakın. İstediğiniz gibi şu şekilde. Bakın. Bakın. Burada e, pembe olan bölümü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani arttırmamız bu sırada bitiyor. Pembe de dahil olmak üzere arttırıyoruz. Pembeden sonraki sıralarda kenarlarda kesim yaparaktan arkadaşlar gösterdiğim gibi 1, 2, 3, 4'e düşüyoruz. Ve şimdi sevgili arkadaşlar modelimizi bakın. Modelimizin e, hepsinin bir yönü var sevgili arkadaşlar çiçeklerimi yaparken. Bakın çiçeklerim hep burada boşlukta olarak da bakın. Bakın bu taraf bütün duruyor. Bütün gibi duruyor ama bu tarafta da dal dal duruyor. Bu şekilde bakın. Bu şekilde birleştirmeyeceğim. Bakın bu tarafını bu şekilde. Bana bakacak çiçeği. Hemen bunu buraya ekleyelim sevgili arkadaşlar. Birlikte. Hemen elimize pembe ipimizi alıyoruz. Bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. Bakın Tam şu pembemiz var ya arkadaşlar şu pembemizin olduğu e, nokta toplama noktamız. Buraya bir tane zincirle batıyorum bakın. Daha sonra tekrar bu elimdeki örgümü alıyorum. Aynı yerde bakın onun da aynı yerden birleştiriyorum. Bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. Ve karşı karşıya gelecek şekilde. Sayıları doğru yaptığınız sürece zaten hata olmaz sevgili arkadaşlar. Doğru ördüğünüz sürece Karşı karşıya gelecek şekilde bakın. Karşı karşıya gelecek şekilde buraya bir fıstık yapıyorum. Bir. 2 3 Buraya 4 dolduruyorum sevgili arkadaşlar. Bu pembelerimizi bir tane zincir çekerek sıkıştırdım. Yine aynı şekilde kaydırdım kamerayı galiba. Bir tane fıstığımı yaptım. Bakın tam şu ortaya görüyorsunuz. Buraya batıyorum tam bunun karşısına gelen yere de batıyorum bir tane sık iğne ile burayı sıkıştırıyorum bir tane zincir buraya yine dört tane dört kere doldurulan fıstık yapıyorum bir iki üç dört topluyorum bir sıkıştırma zinciri yine aynı şekilde bakın hemen yanına ortasına karşısına bir tane sık iğne yapıyorum önce bir de zincir çekiyorum sonra dört tane dörtlü dolgu fıstık yapıyorum 2 3 4 bakın bu şekilde topladım bir zincir tepeye tekrar hemen buraya batıyorum sonra karşısına ve aynı şekilde dörtlü fıstığımı yapıyorum topladım. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Yine aynı şekilde e, buraya batıp hemen karşısına batıp birleştirip aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Burayı tamamlayacağım arkadaşlar. Aynı şekilde, aynı şekilde bu karşı bölümünü de sevgili arkadaşlar Burada yaptığımız gibi aynı şekilde bu bu bölümü de bu bölümü de bu şekilde burada da aynı birleştirmeyi yapacağız. Bakın arkadaşlar burayı birleştirdim. Şimdi böyle ayrık gibi duruyor ama birleştiği zaman o toplanıyor sevgili arkadaşlar. Ee, aynı şekilde bu bölümü de birleştirelim. Evet bütün parçalarımız eklendi sevgili arkadaşlar. Harika oldu. Çok güzel oldu kır çiçeklerimiz. Yalnız göbeğimizde gördüğünüz gibi küçücük bir deliğimiz var. Birleştirme olduğu yerden. Birleştirme yaptığımız yerden kaynaklanıyor. Buraya da bir çiçek yapacağız biraz sonra Allah'ın izniyle. Ee, siz dilediğiniz çiçeği koyabilirsiniz. Böyle yakıştırdığınız güzel bir çiçeği koyabilirsiniz. Ya da bu ortası üçünü şu şekilde bakın arkadaşlar. Şu şekilde şu şekilde dikerek de bakın, şöyle dikerekten de şöyle göstereyim. Şu şekilde dikerekten de bir çiçek oluşturabilirsiniz. Ee, ortadan göbekten tutturarak dikerekten de şu şekilde bir çiçek oluşturabilirsiniz ya da bir süs e, yapabilirsiniz. Ben puf puf çiçeği hazırladım buna. Hemen size şöyle göstereyim. Bir puf puf çiçeği hazırladım. Koyacağım şu şekilde. Ama öncelikle hemen şu kenarını size göstereyim sevgili arkadaşlar. Kenarını nasıl yapıyoruz? Onu da birlikte yapalım. Hemen elime pembe ipimi alıyorum. Bir sıkıştırma zinciri yaptım. Örgümü elime alıyorum. Bakın tam şu dibine batıyorum arkadaşlar. Bu dibine, tam dibine battım. Burada burada 4 tane zincir çekiyorum. hemen şuraya batıyorum bakın burada hemen bir tane fıstık yapıyorum pardon pardon dipte dört tane zincir çekmeyecektik arkadaşlar ee, kafam diğer örneğe gitti tekrar bir sıkıştırmamı yaptım hemen bu dipte bir tane bakın iki pembenin iki tane pembenin tam ortasına şuraya 3 4 tane doldurdum hepsini bir topladım bakın hemen şuraya battım diğer fı iki fıstığın ortasına battım bir sıkıştırma zinciri tekrar 1 2 3 4 pembe doldurdum topladım hepsini hemen diğer iki fıstığın arasına bir sıkıştırma 1 2 3 4 bakın tekrar hepsini topladım iki fıstığın arasına tekrar 1 2 3 4 hepsini bir topladım bakın iki fıstığın yine hem bu taraftan hem bu taraftan olan iki fıstığın tam ortasına battım Yine burada da aynı şekilde. 1 2 3 4 Hepsini bir topladım. Hemen iki fıstığın tam ortasına battım. 1 2 3 4 Bakın hepsini bir topladım. İki fıstığın tam ortasına battım. Burayı da bakın arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde kapatıyoruz. Şu çiçeklerimiz o kadar güzel oluyor ki kenarını da kapattıktan sonra hemen göstereceğim e, yaptığım gibi benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Ben e, hemen kenarını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kenarını da yaptım. Lifimiz hazır hale geldi. Ne kaldı? Göbeğimizdeki deliği kapatmak kaldı. Onu da hemen bunu. Çiçeğimizi ortaya koyacağız Bakın çiçeği de ortaya koyduktan sonra Daha bir güzel oldu Kır çiçeklerimiz hazır oldu Arkadaşlar hemen göbeğini de yapalım Bakın arkadaşlar Kır çiçeğini göbeğine koydum Yanlardan Şu göbekten ip yapmıştım ya arkadaşlar Bakın arkadan geçirdim Kır çiçeklerimizi Şu şekilde geçirdim arkadan ipini Burada bağlıyorum Bakın ipini burada Bağlıyorum hem göbeğimiz o, açık yer kapanmış oluyor. Evet bakın bağladım. İpimizin fazlasını kesiyorum. Bu ipimi tabi burada hemen saklayacağım sonra. Bakın göbeğimiz de yaptık. Lifimiz hazır sevgili arkadaşlar. Kır çiçeklerimiz hazır. Evet yeni bir videomuz videomuzun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ee, sizlerin yorum beğenilerinizi çok merak ediyorum ee, kanalıma abone olursanız zilimi aktif hale getirirseniz daha nice güzellikleri hep birlikte yaparız inşallah sevgili arkadaşlar. Ee, lifimizin, kır çiçekleri lifimizin tasarımı tamamen bana aittir sevgili arkadaşlar. bu modelimizden sizler de yapmak istiyorsanız Annemin Örgü Dünyası Selma Doğan Aydın ya da Selma Aydın YouTube kanalında hemen başlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, esenle kalın, hoşça kalın sevgili arkadaşlar.